Canlarım selam. Ben Emre Hocanız, kanalıma hoş geldiniz. 10. sınıfların bugün paralel kenarda alana başlıyoruz. Her derste olduğu gibi bu derste de yavaş yavaş tane tane bütün ayrıntıları göstererek ilerleyeceğiz. Derse başlamadan önce bir muhteşem işi yaparsanız, beğenip yorum yapıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Hemen sahnemi değiştirdim ve paralel kenarda alan. Şimdi arkadaşlar, paralel kenardaki alan şu şekilde bulunuyor. Taban ve o tabana ait yüksekliğin çarpımı. Örnek verirsem benim tabanım şuradaki B ve ona ait yüksekliğim HB. O zaman bu paralel kenarın alanı B çarpı HB ile bulunuyor. Ya da aynı mantıkla benim buradaki tabanım A ve ona ait yüksekliğim HA, o zaman A çarpı HA formülü ile bulunuyor. Bunlar benim kullanacağım ilk formüller. Birinci olarak bunları kullanacağız. Şimdi geldik, hemen sorumuza baktık. ABC de bir paralel kenar. AB dik EB, 10 birim, 8 birim, 5 birim hepsi sorunun üstünde yazılmış. Alanı soruyor. O zaman ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Burada bir 8'im var. Burada bir 10 değerim varsa, burada aslında bir özel üçgenim var. Şuraya geldim, 90'ı koydum. Peki niye hemen oraya 90'ı koydun hocam? Çünkü burada bir Z var, bak Z. Şuradaki Z'den dolayı bu 90'ı aldım, buraya taşıdım. O zaman canlarım, burası 10, burası 8 ise geldik şuraya 6 yazdık mı? Yazdık. Benim tabanım kaç oldu? 11 oldu. Ona ait yüksekliğim kaç? 8. 11 çarpı 8'den birinci sorumuzun cevabı 88 çıktı güzel insanlar. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi hemen şunu biliyor muyum? ABC'de bir paralel kenarsa karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. O zaman benim tabanım 7, yüksekliğim 4, alan 7 çarpı 4'ten yani 28 bulunur canları. Geçtik. Hemen ne yapıyoruz? Pekiştirmeye bakıyoruz. Burada ne yapmış? ABC'de bir paralel kenar demiş. AE dik EC, AF dik CF. AD 18'miş. Tamam. AB 16 ve burada bizden ne istiyor? EC uzunluğunu istiyor. Şimdi canlarım, biz ne yapacağız? Tabii ki şu işlemleri yapacağız. Buranın alanı nasıl bulunurdu? Bak, buranın alanı. Hemen şöyle bulabilir miyim? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. İyi de hocam, o onun yüksekliği değil. Fark etmiyor. Sen bunu buradan aşağı indirdiğin zaman sonuçta bu iki kenar birbirine paralel olduğu için burası 90'sa buraya dik attın, buraya dik attın. Al sana, burası 9 geldi mi? Geldi. Buranın alanı şöyle oldu bak. Dikkat. 9 çarpı 16. Bu benim için alan değeri. Bunu yazdım böyle. Şimdi bu bir dursun. Ben bu alanı başka buradan karşı kenara dik atarak bulabilir miyim? Evet. Peki canlarım, geldim şuraya 90'ımı yazdım. Ve şuradaki uzunluğum bak, 90'a 90 olduğu için, bunlar birbirine paralel olduğu için x oldu. Bak tekrar gösteriyorum. Şurası buraya paraleldir. 90'a 90 olduğu için. X'e x geldi. Bu x'i buraya taşıdım. O zaman benim alanım aynı zamanda 18 ile x'in çarpımına eşit mi? Evet, eşit. O zaman sevenleri kavuşturalım. 9 çarpı 16, 18 çarpı x ise 18 ile 9 sadeleşir. Şurada kalır 2. 2 tane x, 16 ise aradığım x değeri kaç gelir güzel insanlar? Tabii ki 8 gelir. Doğru cevap 8 çıktı. Hemen bir sonraki soruma bakıyorum. Bir, burada ne yapmış canlarım? Çok güzel bir ikizkenar üçgen sorusu aslında. ABC'de bir paralel kenar. Tamam. Eşitliğim var. Gördüğünüz gibi. 12 santim, 10 santim, 4 santim. Alanı soruyor. Şimdi canlarım, karşılıklı kenarlar birbirine neydi? Eşitti. Ben bu 10'u aldım, buraya geldim, taşıdım. Burası 10 ise burası da 10. Biz 9. sınıfta şu bilgiyi öğrendik. Bizim tabana indirdiğimiz dikme aynı zamanda kenarortay, aynı zamanda açıortaydı. Bu hangi üçgende vardı? İkizkenarda. Geldim şuraya 90'ı koydum. İkizkenar olduğu için mecburen dik atıyorsam aynı zamanda kenarortay olacak. Özelliği hemen hatırlatayım şurada. Şöyle bir üçgenim var. Bu üçgen ikizkenar. İndirdim diki, aynı zamanda ne oldu? Kenarortay oldu. 6'ya 6. Peki burada bir özel üçgen çıktı. 6 var, 10 varsa burası da 8. Alanı sormuş. 8 çarpı, bak 8 çarpı taban 16. O zaman 6 kere 8, 48 elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 elde 128 çıktı.
hemen ne yapıyoruz? Pekiştirmelere devam. Bak, burada bir alan formülü kullanacağız. Yeni öğreneceğiz. Burada diyelim ki bir paralel kenarım var. Ve bu paralel kenarın bir kenarı belli, diğer kenarı belli ve aradaki açı belli ise alan formülü şu. A çarpı B, yani bu kenarları çarpıyorsun ve buradaki açının sinüs değeri. Şimdi burada sinüs değerleri burada yazmış ki 180'e tamamlıyorsa birbirine eşittir. Çünkü bunu henüz daha görmediniz. Ben size birkaç tane sinüs değerini de yazacağım. Sonra köşegenler alanı 4 eş parçaya böler. Yani şu alan S ise bu alan da S'tir. Bu alan da S'tir, bu alan da S'tir. Yani bu alanların hepsi birbirine eşittir canlarım. Bizim için önemli bir bilgi. Eğer ki köşegenler biliniyorsa, mesela şuradaki AC uzunluğu ile buradaki BD uzunluğu biliniyorsa alan şöyle bulunuyor. 1 bölü 2 köşegenlerin uzunluklarının çarpımı, yani E ile F demiş. Bak, BD'ye gelmiş E yazmış, AC'ye gelmiş F yazmış tamamını. Çarpı buradaki aradaki sinüs değeri. Şimdi bazen kullanırsınız, yazayım. Sinüs 30 dediğimiz değer 1 bölü 2'dir. Sinüs 45 dediğimiz değer kök 2 bölü 2'dir. Bunları bilin. Sinüs 60 dediğimiz değer, hemen yazdık, o da kök 3 bölü 2'dir. Şimdi şöyle bir bilgi var. Diyor ki bak, birbirini 180'e tamamlayanlara eşittir. Mesela sinüs 150'yi mi sordular size? Artık direkt şunu diyeceksiniz. Bunu 180'e tamamlayan, 150'yi 180'e tamamlayan açı kim? 30. O yüzden sinüs 150 mesela 1 bölü 2'ye eşit. Ya da sinüs 135'i sordular size soruda. Hemen diyeceksiniz ki o da kök 2 bölü 2'ye eşit. Sinüs 45'e eşit çünkü. Anlaştık mı? 180'i o tamamlıyor. Şimdi gel bunları sorularda pekiştirelim. Hemen alan ABCD'yi sizinle bulalım. Bu bir paralel kenar. Aradaki açı 30. Kenarın biri 12. Diğeri 8. Alan formülü neydi? 8 çarpı 12 çarpı sinüs 30. Ben biraz önce size sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu söyledim. O zaman 8 kere 12 ne yapar? 96 çarpı 1 bölü 2, o da 48 yapar. 96'yı 2'ye bölersem, ya da burada sadeleştirme de yapabilirdik. Hemen baktık. Bir sonraki sorumuzu okuyoruz. ABC'de bir paralel kenar. 3 tane uzunluk birbirine eşitmiş. Bak, burası, burası ve burası. Hop, burada bir şey çıktı. Niye? Paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine eşit. O zaman ben geldim buraya da bir çizgi koydum. 3 tane birbirine eşit kenar varsa bu üçgen eşkenar üçgendir. Yani burası 60'tır. Burası 60 derecedir. Burası da 60 derecedir. Bunu bir yazalım. Peki DC 6 birim. 6 ise karşısı da 6. İkisini burada kullanmışım. Buraya 4 kaldı. Alanı soruyor. Ben ne yapacağım? Hemen bir tane dikmeyi indireceğim. İndirdiğim dikme hem ne oluyor? Kenarortay. Hem ne oluyor? Açıortay. Eşkenarla ikizkenar da aynıydı. O zaman bu 4'ü buradan sildim. Buraya geldim. 2 yazdım. Buraya geldim 2 yazdım. Onu da hatırlatalım hemen. Canlarım, şöyle bir eşkenar üçgenim var. Ben bu eşkenar üçgende indirdiğim diklik hemen açıortay oluyor. 30'a 30. Aynı zamanda kenarortay oluyor. Şimdi geldim buraya 30 yazdım. 30'un karşısında 2 varsa, bak 30'un karşısında 2 varsa, 60'ın karşısında bu 2 değerinin kök 3 katı var. Yani 2 kök 3. O zaman alan ne olur? Taban çarpı yükseklik. 2 kök 3 çarpı tabanın kaç? 6. 6 ile 2'nin çarpımı da 12 kök 3 gelir. Canlarım, soru böylelikle biter. Geçtik 9. sorumuza. Hemen okuyoruz. ABC'de bir paralel kenar. Peki şimdi burada FE dik BC, A, B, F noktaları doğrusal, alanı sormuş. Şimdi canlarım, bu soruda birazcık gerçekten trigonometri bilgisi istiyor. Çünkü ben bu paralel kenarın alanını bulmak istiyorsam şöyle yapacağım. Şuradaki açı var ya, onu bulursam soruyu bitiririm. Geldim, diyelim ki şu açıya x dedim. Buranın alanı ne? 10 çarpı, bak 10 çarpı 7 çarpı sinüs x. Ya iyi de hocam, sinüs x'i nasıl bulacağım? Şuradan bulacaksın. Bak, ikisi birbirini 180'e tamamlıyorsa değerleri aynıydı. Şurada 5 var. Burada 3 var. O zaman burası 3, 4, 5. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüstü. O zaman benim buradaki x açımın sinüs değeri neye eşitmiş? 4 bölü 5'e eşitmiş burası. O zaman cevap şöyle bir şey oldu. 10 çarpı 7 çarpı
4 bölü 5. Canlarım 10'da 5 sadeleşti. Şurada kaç kaldı? 2 kaldı. 2 kere 7. 14. 14 çarpı 4 de 56 çıktı. Güzel insanlar. Bakın burada biraz gerçekten hani 11. sınıftaki işte bu trigonometri bilgisi. Çünkü 9'da bu kadar fazla detaylı anlatmadık bunları size. O yüzden belki zorlanabilirsiniz. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Burada ne demiş? ABC'de bir paralel kenar. ACB'de köşegen. Şimdi bu uzunluk 7. Şurası 3. Alanı sormuş. Ya biz size ne söyledik canlarım? Şu alan S ise. Bu alan da S. Bu alan da S. Buradaki alan da S. O zaman ben bu üçgenin alanını bulsam. 4 ile çarpsa paralel kenarı bulacağım. Peki üçgenin alanı neydi? Taban. Yani kaç? 7. Çarpı yükseklik. O zaman 7 çarpı 3 bölü 2. Hocam kötü bir sayı çıktı. Olsun. Korkmayın. Bu 21 bölü 2 dediğim şey S değerine eşit. Benden neyi istiyor? Tabii ki 4S'i istiyor. Ben bu değeri alacağım. 4 ile genişleteceğim. Genişletme. Hemen şunu bir sadeleştir. 2 kalsın. Cevabında paralel kenarın alanı 42 çıktı. Ne yaptık? İşleri epey ilerlettik. Peki canlarım. Burada bir soluklanalım. Hemen ne yapalım? Bir böyle sahnemizi değiştirelim. Burada aslında mantığın çok zor olmadığını gördük. Buradaki zor olan kısımlar bir sonraki videoda olacak. Çünkü alanları taşımalar olacak. Ondan sonra orantılama olacak. Hatırlıyor musunuz? Böyle yamukta da benzerlerini yaptık. Orada biraz böyle ufak tefek sıkıntılar çıkacak ama onları da yine detaylı anlatacağım. Hemen bir sahnemi değiştireyim yine. Ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Benim bir formülüm daha vardı. Neydi o? Köşegenlerle ilgili. 1 bölü 2. E çarpı F çarpı sinüs alfaydı. Burada onu hatırlayacağım. Başka ne hatırlayacağım? Hocam siz bize öğrettiniz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyor. Yani burası 4 ise mecburen burası da 4 olacak. Bura 3 kök 2 ise mecburen burası da 3 kök 2 olacak. Birbirini ortalıyordu. Şöyle bura buraya eşit. Burası da buraya eşitti canlarım. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki açıya da 45 derece yazacağız. O zaman 1 bölü 2'yi yazdım. E dediğim değer 8 geldi. F dediğim değer 6 kök 2 geldi. Ve sinüs 45. Biraz önce size sinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu yazmıştım. Geldim buraya kök 2 bölü 2 yazdım. Canlarım dikkat. Şu 2 ile şu 8 gitti. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. O da aşağıdaki 2 ile gitti. O zaman sonuç olarak sadece buranın alanına 6 kaldı. Mantık bu. Geçtim. Bir dakika. Yanlış mı yaptık ya? Burada bununla bu gitti. Bununla bu gitti. Şurada 4 kaldı. Hop hop hop. 6 çarpı 4. Cevap 24 çıktı. Kusura bakmayın. Tamam mı? Şimdi geldik hemen buraya. Burada ne yapacağız? Burada eş üçgenlere odaklanacağız. Bak 1. Şimdi sizle birlikte tane tane ilerleyin. Ben şuradaki açıya bir kez x demek istiyorum. Ve şuradaki açıya da y demek istiyorum. Şurada farkında mısınız? Bakın bir tane z var. İspatlarını yapalım ki kafamızda soru işareti kalmasın. Burası x ise z'den dolayı burası da x oldu. Şimdi şurası geldi y oldu. 90'ın karşısında paralel kenarın şu kenarı var mı? Var. 90'ın karşısında paralel kenarın bu kenarı var mı? Var. Demek ki bu iki üçgen yani A, E, D üçgeniyle buradaki B, C, F üçgeni bunlar eş. Eş. Bak burada da yazmış. Bunlar eş. C, F, B. Eş olduğu için o zaman X'in karşısında H varsa X'in karşısında H olacak. Y'nin karşısında K varsa Y'nin karşısında K olacak. Yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. O zaman bu alan S ise o zaman bu alanda S olacak. Bu alan A ise buradaki alanda A olacak. Bunlar benim için kilit bilgi. Şimdi geldim şuraya. Bir önceki derste açıortayları gördüğüm zaman bunların kesiştiği yer her zaman kaç dereceydi? 90 dereceydi. İkincisi açıortayın koluna atılan dikme uzunlukları her zaman birbirinin neydi? Aynısıydı. Yani bu uzunluk x ise bu uzunluk da x'tir, bu uzunluk da x'tir. Bunlar benim için kilit bilgidir. Unutmayın çok ama çok önemli. Peki buradaki şu x'i nereden bulacağım? Genellikle buraya p diyeceğim, buraya k diyeceğim, Öklit uygulayacağım. Yani dikten dik inerse Öklit vardır. Yani x kare eşittir p çarpı k'dır. Sorularda çok kullanırız. Lütfen ama lütfen unutmayın. Geldik
Hemen pekiştireçlere başlayalım. 1. Buradaki üçgen ile buradaki üçgen direkt eşti. Dikindiği için. O zaman senin bu kenarın 5 ise bu kenarın da 5'tir. Yani şurası 5 ise burası da 5. Şimdi bizden ne istiyor? Alan A, B, C, D istiyor. Ben ne yapacağım? Hemen şunu yapacağım. Şuradaki total uzunluğa bir baksanıza. Şuranın tamamına. Kaç birim? 8 birim. O zaman şurada 90'ı yazdıktan sonra bura 8, bura 10'sa buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Şimdi bununla bu aynıdır bak. Burayla gösteriyorum size. Böyle maviye boyamak istemedim ama şurayla üstteki kısım aynıdır. Birinin alanını bulduğun zaman 2 ile çarpsan tüm alanı bulursun. Hemen o zaman üçgenin alanını hesaplayalım. Bak şu üçgenin alanını hesaplayalım. Alan ne? Taban 5, 10, 13 çarpı yükseklik 6 bölü 2. Bu şuradaki A dediğim yerin alanı. A'nın. O zaman A buna eşit. Bununla bu gitti. 3. Cevap kaç geldi? 39. Tüm alan ne? Tüm alan ise 2A. 39 çarpı 2'den cevap 78 çıkacak canlarım. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen ne diyor? ABC'de bir paralelkenar. Burası köşegen. AC kaçmış? 16'ymış. O zaman ben buraya geldim. 16 yazdım. Bu alan S ise alttaki alan da S'tir. O zaman önce bir S'i bulalım. Üçgenin alanından 4 çarpı 16 bölü 2. 64 bölü 2'den 32. Benden neyi istiyor? Tabii ki 2S'i. 32 çarpı 2'den cevap 64 çıkacak paralelkenarın alanı. Ne yapalım? Böyle pekiştire pekiştire gidelim. Bak canlarım şurada yine ABC'de bir paralelkenar. Şurası 30 derece, 6'sı 8'i var. Alanı sormuş. Ne yapacağım? Köşegen bu paralelkenarı ortadan ikiye ayırır. Bu alan S ise bu alan S'tir. S'i bulalım. Üçgenin alanından bulacağım. Bak hangi üçgenin? Tabii ki şu üçgenin alanından. Neydi o? 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı aradaki açının sinüs değeri sinüs 30. Canlarım burası 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 1 bölü 2'dir. Bak şunla şu gitti 3 oldu. Şunla şu gitti 4 oldu. 3 kere 4'ten cevap 12. Bu üçgenin alanı. Bizden paralelkenarın alanını istiyor. Yani 2S'i 12 çarpı 2 24 Erzincan memleket gelir. Geçtik 16. sorumuza. Burada ne yapmış? Burada hemen birkaç tane şeyi hatırlayacağız sizde. ABC'de paralelkenar. Açıortay var. Burada 9 birim var. 4 birim var. Alanı sormuş. Canlarım alan tabanla yüksekliğin çarpımıydı. Hocam yüksekliği nasıl bulacağım? Tabii ki şöyle bulacaksın. Bu bir açıortay mı? Evet. Açıortayın koluna bir tane diki atmış mı? Atmış. Diğer diki sen at. Yani burası o zaman diki yazdıktan sonra 4 ise buraya da geldik 4 yazdık. Geldik. Aynı mantıkla bu kola da ben bir dik attım. Diki attıktan sonra açıortayın koluna dik atıyorsam bura 4 ise mecburen burada 4. Hangi özellikten? Onu da bir hatırlatayım size. Tabii ki şu özellikten işte bak. Buradaki özellik. Geldik hemen şimdi sorumuza. O zaman alanım ne? Taban çarpı yükseklik. 9 çarpı 8'den doğru cevap 72 geldi. Güzel insanlar. Geçtik hemen bir sonraki sorumuza. Alanı vermiş. Alan neye eşitmiş? Tabii ki 120'ye eşitmiş. Bu sefer şu AB'yi istiyor. Ben açıortayı yine kullanacağım. Açıortayım var. Koluna dik atmış. Diğer diki ben atayım hemen. Şuraya geldim. Diki attım. Şurası 5 çıktı. Yine geldim. Açıortayım var. Diğer diki bu kolunu attım. Bak, bir kol bu, bir kol bu. O zaman burası da geldik. Diki yazdık. 5 oldu. Alan ne? AB'ye x dersem x çarpı yükseklik 10 eşittir 120. Geldim. 10'a böldüm. Gitti. Gitti. O zaman x eşittir kaç kaldı? 12 çıktı. Güzel insanlar. Mantık bu. Geçtik. Burada bir özellik var. Bak, ben önce size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Tamam mı? Benim anlattığım yer sizin için daha çok önemli. Şöyle iki tane paralel doğru verdim. Aslında paralel kenarda da şu doğruyla, DC doğrusuyla AB birbirine paralel. Sonra burada hemen rengini değiştirelim ve üçgenler oluşturalım.
Geldim şöyle bir tane üçgen oluşturdum, tamam mı? Geri alalım, kötü oldu çünkü. Şöyle olsun. Geldik. Evet. Geldik bir tane şöyle üçgen aldım. Benim tabanım neresi? Tabanım şurası. A ile B arası. Bu üçgeni istediğim yere taşıyabilirim. Yani mesela aldım şöyle şuraya getirdim. Tamam mı? Buradaki birinci üçgenim A, B, C üçgeni olsun. Alan A, B, C kime eşit? Alan A, B, D'ye eşit. Niye? Sen bu üçgenin tabanını sabit tuttuğun süre boyunca bu tepeyi istediğin yere taşıyabilirsin. Ve bu taralı alan buradaki şu taralı alana eşit olmak zorunda. Bak ben burada şu E'yi gördünüz mü? E'yi. Ben bu E'yi şuraya taşıyabilirim. Ondan sonra buraya gelse bu sefer bu şekilde birleştirebilirim. Ya da bak aldım bu şekilde burayla birleştirdim. Neye dikkatimi çekiyor? Bu E'yi istediğim yere alabilirim. C'ye de alabilirim. D'ye de alabilirim. O zaman E'yi C'ye alsam benim aslında şu üçgenim şuradaki bu üçgene gelecek. O zaman buradaki alan S ise buradaki alan da S'ti. Yani bu üçgenin alanı, bak bu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısı. Çok uzattım değil mi lafı? Şöyle göstereyim bak. Hemen pekiştireçte bir verelim. Geldik. Diyelim ki şöyle bir şey yapmış, tamam mı? Buranın alanı 10 mu? O zaman paralel kenarın alanı 20'dir. Mantık bu. Ve şuradaki alana A dersem, buradaki alana B dersem A ile B'nin toplamı da 10'a eşit. Bu da bir bilgi. Burada zaten onu yazmış. Sonra diyor ki canlarım, paralel kenarın içinde herhangi bir nokta alıyorsun ve bunu köşelerle birleştiriyorsun. Birleştirdikten sonra 4 tane üçgen oluşuyor. Buradaki S1 alanı ile S3 alanının toplamı S2 ile S4'ün toplamına eşittir. Önemli bilgi. Gel bunu şimdi sorularda nasıl kullanacaksın? Bir, bak paralel kenarın içinde bir nokta almış. O zaman bura 18, bura 7 ya. Şu alan, şuradaki üçgenin alanı 18 ile 7'nin toplamına eşit. Burası bir kez 25 çıktı. Tüm alan ne? 25. 1,25 de burada var. Cevap 50 çıktı. Şimdi biz size hep şu şekli çizdiğimiz için ona alışıyorsunuz. Göstereyim onu canlarım. Hep burada çizdik bak. Bu sefer de şöyle yapmış. Ne yapmış? Buraya almış. Unutmayın. Buradaki şu üçgenin alanı tüm paralel kenarın alanının yarısıdır. Yani şu alan diyelim ki 40 mı? O zaman paralel kenarın alanı 80. Biz bunu ne yaptık? Biraz önce şöyle öğrettik size. Geldik. Şurada yaptık. Biraz kötü bir paralel kenar oldu ama kusuruma bakmayın. Şuradaki alan 10'sa tüm alan 20'ye eşit oluyordu. Anlaştık? Gelin şimdi bunu sorularda iyice pekiştirelim. Neyi sormuş? ABC'de paralel kenar üçgenin alanı 16 ise paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanı toplamı 32. Tamam mı? Şunun iki katı. Unutmayın şu alan A ise bu alan B ise A ile B'nin toplamı 16 ama eşit değil. 8'e 8 değil. Tamam mı? Ya da 7'ye 9 bilmiyorum. 6'ya 10 bilmiyorum. Kaça kaç olduğunu bilmiyorum. Onu bilmem için şu E noktasının konumu önemli. Geçtik bir sonraki sorumuza. Sorumuzda ne var? Hemen okuyalım. ABC'de bir paralel kenar. Bura açıortay. Bura açıortaysa canlarım biz ne demiştik? Şurası her zaman 90 dereceydi. Alanı sormuş. Ben şunu biliyorum. Şu üçgenin alanını bulsam tüm alan onun iki katı. Hemen bulalım. S dedim. S eşittir. 1 bölü 2 üçgenin alanı 10 çarpı tabii ki 8. Ve burası 90 derece olduğu için bir şey yazmana gerek yok. 80 bölü 2 40. Buranın alanı kaç çıktı? 40 çıktı. Paralel kenarın alanı ne gelir? 2 katı tabii ki 80 gelir güzel insanlar. Mantığımız bu. Geçtik 22'ye. Bak şimdi burada ne yok? Burada bir üçgen yok değil mi? O zaman biz kendimiz oluşturabilir miyiz? Oluştururuz. Al sana mesela şurada bir oluşturdun. İyi de ne işine yarayacak? Sen bu üçgenin alanını bulsan paralel kenarın alanını da bulmuş olursun. Bakalım hemen buradaki üçgenin alanı tabanın 9, yüksekliğin 6. 6 çarpı 9 bölü 2. Bu üçgenin alanı. 54 bölü 2'den 27. Bunun alanı 27 ise paralel kenarın alanı 2 katı 54'tür. Mantık bu. Geçtik bir sonraki sorumuza. Ne demiştik?
Şuradaki alanla şuradaki alanın toplamı buradaki alanla buradaki alanın toplamına bir kez eşit. Bunu kesin bileceksin. Soruya baktığın zaman ABC'de paralel kenar benden de şuradaki alanı istemiş. Ben buna bir S diyeyim. O zaman S artı 10 eşittir 11 artı 7. O zaman S artı 10 eşittir 18. S dediğin değer kaç geldi? 8 çıktı. Geç 24'e ve senin son soruna. Soruyu okudum. ABC'de paralel kenar. ADE eşkenar üçgen. Şurası eşkenar üçgenmiş. Yani bura 6, burası 6. Buranın alanı, alan EBC 5 kök 3'müş. Alan olduğu için şöyle yuvarlak içine alalım. Bizden şu paralel kenarın alanını istiyor. Çok basit. Niye? Ben şu alanı bulsam, bunu bulsam, bunu da biliyorum. Bununla bunun toplamı, bununla bunun toplamına eşitti. O zaman şuranın bir alanını bulalım. Alanı nasıl bulacağız? Bir kenarı 6 ise eşkenar üçgenin alanı 6'nın karesi kök 3 bölü 4 formülüyle bulunuyor. Hocam o ne yaptın diyeceksin. Hemen ispatlayalım sana. Bir kenarı x olan eşkenar üçgenin alanı x'in karesi kök 3 bölü 4 ile bulunuyor. X dediğin şey kaç? 6. 6'nın karesi 36. 4'e böldüm 9 kök 3. Bak buranın alanı şu S'i siliyorum artık 9 kök 3 yazıyorum. Bununla bunun toplamı bununla bunun toplamına eşitti. 9 kök 3 ile 5 kök 3'ün toplamı 14 kök 3. Tüm alan ne? Bunun 2 katı. Cevap 28 kök 3 çıktı güzel insanlar. Ve dersimiz burada bitti. Hemen sahnemizi değiştirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.